Başlayabilirsin Alaaddin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu gavli. Abi sizin de katkılarınız olursa, müzakere tarzında olursa daha istifadeli oluyor inşallah. Mesnevi'den muhtelif ilemler okuyacağım. İlem eyyühel aziz. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akıbetlerinden haberin olmuyor. Biri cesettir. Dünyada sana ait çok emirler vardır. Yani insanı ilgilendiren çok işler var. Fakat ne mahiyetlerinden ne akıbetlerinden sonlarından haberimiz olmuyor. Bizimle alakadar bizi çok ilgilendiren işler var. Fakat bunlardan haberimiz yok. Alaaddin. Efendim. Dediğin için şey, mahiyet o bizim üzerimizde olan gelişen hadiselerin bir mahiyeti var, bir akıbeti var. Haberimiz olmuyor diye. Mahiyeti o işin başı. Allah evet. Canibindeki hakikati. Yaptığımız eylemin de ahiretteki karşılığı nedir bilmiyoruz. Dedi evet. Evet. Biri cesettir. Evet. Cesedin genç iken latif, zarif ve güzel gül çiçeğine benzerse de ihtiyarlığında kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine benzer ve tahavvül eder. Yani genç iken latif, zarif, güzel gül çiçeğine benzer ama insan akıbetinin kuru ve uyuşmuş kış çiçeğine tahavvül edeceğinden habersiz yaşar. Bundan gaflet eder. Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Hayat ve hayvaniyet. Evet. Yani insanın hayvaniyet derken insanın ruhla alakadar olan yönü. Yani insanda bir nebati hayat var, bir hayvani hayat var, bir de insani hayat var. Yani mesela insan ana rahminde belli bir ana kadar ruh yoktur. O nebati hayattır. Bitki gibidir. Yani bitki nasıl büyüyorsa o şekilde büyür. Ondan sonra ruh verilir. O hayvani hayattır. Doğduktan sonra terakki eder, akıl verilir vesaire. İnsaniyet hayatına terakki eder. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Yani insan demirden ve taştan yapılmamıştır. Yani hayvan gibi et, kemik gibi muhtelif şeylerden yaratılmıştır. Onun için her an bozulmaya ve dağılmaya, zevale, ölüme müsaittir. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakiyenin zikriyle muhafazası lazımdır. Evet. İnsanı ilgilendiren şeylerden biri insanlık, insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında, yani yok olmak ve devam etmek arasında mütereddit, ortadadır. Cenab-ı Hakk'ın zikriyle muhafazası lazımdır. Yani demek ki insanlık
Cenab-ı Hakk'ın zikriyle devam ediyor. Yani iman insanı insan eder diyor ya. Yani insanı hayvan ve bitkiden ayıran ve insan yapan sıfatlar ancak Allah'ın zikriyle, onu tanımak ve iman etmekle insan insan oluyor, insan sıfatına bürünüyor. Burada abi bizim manevi ve hizmet hayatımızda ancak hizmetli olan diyebilir miyiz abi? Nasıl? Bir daha alabilir miyim? Bizim sesim geliyor mu şu anda? Bizim manevi hayatımızda hem hizmetle alakadar olmamızla hem de hizmetle alakadar olan abilerimiz, kardeşlerimizle olan irtibatımız nispetinde devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Tabii. Yani insanlık Cenab-ı Hakk'ın zikriyle devam ediyor. Evet. Yani o insanı insan yapan sıfatlar Allah'ın zikriyle devam eder. Bu da hizmet dairesinde bulunmakla oluyor. Değil mi? Yani Risale-i Nur'un bir vazifesi, en önemli vazifesi nedir? İnsanlara tahkiki imanı yerleştirmek. Tahkiki imanı yerleştirmekle insan hakiki insan oluyor. Yani insanlığını öyle muhafaza edip öyle baki getirebiliyor. Yoksa mesela insanı hayvandan ayıran mesela önemli bir sıfat, akıl diyelim. Akıl. Yani akıl tek başına insanı insan yapmaya yeter mi? Yetmez. Yani insan sadece yiyip içen bir mahluk olur. Akıl ise sadece ne yiyip ne içeceğini düşünen bir alet olur. Demek ki insanlık ancak imanla muhafaza ediliyor, devam ediyor yani. Burada bunu şunun için söyledim abi. Hani halk arasında yanlış bir tabir kullanılıyor. Yalnızlık Allah'a mahsustur diye. Halbuki bu yalnızlık değil, tekliktir. Yani teklik Allah'a mahsustur. Ama bir insan yalnız kalmaya başlarsa bu defa hem manevi hayatında, hizmet hayatında gevşemeler, aksamalara sebep oluyor. Hem de onun yapabileceği potansiyel hizmetler yapılmadığı için hizmette de başkaları için atalete sebep oluyor. Evet. Evet, doğru. Doğru abi. Hele bu zamanda cemaatsiz hele bu zamanda cemaatsiz olma. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl nefes alacaksın? Sungur abi demiş ya ustad, hayatınla devam edecek diyor. Zühtü abi var Kastamonu'da, değil mi? Layıkasında vefat etmiş. Günah cihetiyle öldü diyor. Sevap cihetiyle yaşıyor diyor. Onun için manevi bir ömür var, şahsiyeti var, hayatı var herkesin hizmette. Evet. Yani tek başına imanı muhafaza etmek dahi zor abi. Yani ahir zamanda hadis-i şerif var ya, yani tutsan elin yanıyor, bıraksan imanın sönüyor manasında. Onun için şahs-ı maneviden kuvvet almakla bu muhafaza edilir. Ben tek başıma da muhafaza ederim, kendime güvenirim, ben güçlüyüm, kuvvetliyim demek bu nefsin bir aldatmacasıdır, nefsin ve şeytanın. Biri de ömür ve yaşayıştır. Bunun da hududu tayin edilmiştir. Ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Bunun için elem çekme, mahzun olma. Ömrümü, hayatımı nasıl muhafaza ederim diye endişelenme.
Onun hududu bellidir. Ne bir an beriye gelir ne de geriye kalır. Bunun için elem çekme, mahzun olma, bunun endişesine düşme. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun tuğli emel yükünü yüklenme. Tahammülünden aciz, takatinden hariç olduğun uzun emel yükünü yüklenme. Yani uzun vadeli planlar yapma. Değil mi? Yani biz şu bugünün ahir zaman olması hasebiyle daha da ağırlaşan şu günün imtihanını bile kaldıramazken uzun emelle daha gelmeyen günlerin, yılların yükünü bile omuzumuza alıyoruz yani. Ne olacak? Bu sene ne olacak? Yeni sene, 10 sene sonra ne olacak? Bunların yükünü de omuzumuza alıp imtihanımızı daha da ağırlaştırıyoruz. Biri de vücuttur. Vücut zaten senin mülkün değildir. Onun maliki ancak malikül mülktür. Yani şöyle bir söz dolaşıyor ya. Yani ben özel hayatıma karıştırtmam. Yani özel hayatımdır. Bu vücut benimdir. İstediğim gibi yaşarım. Yani ister sefih yaşarım, ister mazbut yaşarım. Bu benim bileceğim iştir. Yani bu vücut senin mi? Benim derken acaba şeyde diyor Barla Laikası'nda bir saniye onu bulursam aynen oradan okuyayım. Acaba en kolay en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dahil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Yani benim vücudum diyor ama vücudundan haberi yok. Yani nasıl benim vücudum diyorsun? Yine Mesnevi'nin başında şöyle bir ifade vardı. Yani insan bir şeye nasıl malik olur? Yani benim dediğim şey nedir insan? İnsanın malı nedir yani? Ben şuna benimdir diyorum. Mesela herhangi bir şeye. Şu kalem benimdir diyorum mesela. Benim dediğim şeyler üç şekilde insan benimdir diyebilir diyor. Burayı da bu cümleyi okuyalım. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük etmiş de değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Demek ki insanın hukukta da böyledir. Bir insan bir şeye maliktir, bir şeyin sahibidir denilebilmesi için üç şekilde olur bu. Bir, ya o şeyi kendisi yapmış olacak, o şeyi kendisi imal etmiş, kendi sanatı olacak. Veya yolda bulmuş, sahibini aramış fakat sahibi bulunamamış olacak. İkinci yani malik olma yolu bu. Yani bir kendi yapmış olacak veya yolda bulmuş olacak veya kıymetsiz bir şey olup da sokağa atılmış olay. Mesela diyelim ki bir kibrit çöpü alıp malik olabilir. Yani mülkiyetin üç tane yolu var. Bir, kendi sanatı olacak veya kendi sanatı olabilir veya çalışarak kazandığı parasını verir alır bir yerden. İki, bulacak. Üç, kıymetsiz şeylerden olacak. Şimdi vücut benimdir derken
bu üç şeye vuralım. Mesela insanın vücudu acaba kendi sanatı mıdır? Değil. Yahut para verip bir yerden almış mıdır? 25. sözdeki ifadeyle göz, kulak gibi cihazatınızı hangi tezgahtan, hangi dükkandan aldınız? Kendi eseri sanat olmadığına göre, kendisi para verip almadığına göre bir şeye malik olması için lazım olan birinci şart yok, ortadan kalktı. İki, kıymetsiz şeylerden olduğu için yere atılmış da sahiplenmiş olması lazım. Acaba vücut böyle midir? Öyle de değil. Vücut kıymetsiz değil, çok kıymetler. Üçüncü sahip olma yolu, yola atılmış kimse sahip çıkmadığından sahipsiz kalmış mallardan mıdır? Öyle de değil. Demek ki insanın vücudum benim vücudumdur, istediğim gibi kullanırım iddiası yersizdir, manasızdır. O halde nedir? Bu vücut bize emanet olarak verilmiştir. Emanetin de şartı, evet. Emanetin de şartı nedir? Yani emanet hangi maksatla verilmişse öyle kullanılması lazım. Değil mi? Yani kendi malın gibi kullanamazsın yani. Mesela diyelim bir cep telefonunu verdi. Bununla telefonla görüş bana geri ver dedi. Yani tutup o telefonla çivi çakamazsın yani mesela. Yani o maksatla verdiyse o maksat muvacihesinde kullanacaksın, iade edeceksin. Yani insanın da vücudu ve azaları bize emanet olarak verilmiştir. Hangi maksatla verilmişse o maksat için kullanılacak, geri iade edilecektir yani. Gözü vermiş, bunu güzel manzaralara bakarak tefekkür edecek. Aklı vermiş, kainattaki hikmet ballarını toplayacak, iade edecek sahibine. Yani bütün aza ve hasselerini helal dairede kullanacak ki emaneti bir hakkını ifa etsin yani. Yani o halde burada abi insan her şeye manayı harfiyle bakmalı ve manayı harfiyle yaşamalı gibi bir mana mı çıkıyor? Evet, manayı harfiyle bakmak yani emanete muvafık davranmak oluyor yani. Evet. Yani onun için verilmiş o. Değil mi? Yani bize verilen şeyler birer harf gibidir. Doğru, güzel bir noktaya nazar. Bize verilen şeyler harf gibidir. Onlara harf gibi davranarak ya da onların harf olduğunu bilerek onların yani kendi başına değil de başkasının manasını ifade etmek için Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını anlamak için birer vesile, birer harf olduğunu anlamakla o emanetin gereğini yerine getirmiş oluruz. Ben bunu eylemde şey yapmak için çok seviyorum böyle fikir düzeyini, eylemsel halini çok seviyorum her şeyin ama. Mesela bu mülk onundur. Onu işledim. Bu bana ne getirecek? Eylemsel hali. Eğer biz bunu vücut benim değildir fikrinden vicdandaki hisse indirebilirsek, his seviyesinde benim değildir. Emanettir. Bu nereye çağırır biliyor musun? En önemlisi. Ölüm korkusu kalkar. Senin değil ki. Vücut senin değil ki ölesin. Ben öleceğim. Seninle alakası yok ki. Vücut zaten senin değil. Eylemsel hali ölüm korkusu gider. Başka sakatım, topalım, param yok, fakirim, zenginim. Bunları çözüyor işte. Benim değil. Benim burada bir medhalim emanet. Ben kimim? Beden değilim. Hayat değilim. Ruh değilim.
Ben olan ben, bir farazi bir hat olan en iyi. Başka bir şeyim yok. Şimdi koronada, yoğun bakımda vesaire. O anda hepimiz unuturuz da, eğer bu dersleri yanımıza gelen bizi hatırlatsa, bir şey söyleyeyim size. Biz şeydeydik, koridorda, hapishanede, adliyecisin ya, hukukçusun. O mahkeme koridorunda bekliyoruz. Yani içeri alınacağım. İşte hazırlanıyor, bilmem ne yapıyor, aşağı. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Ona tutundum 4 ay. Biliyor musun dedi. O kardeşlerden bir tanesi. Biliyor musun bu mahkeme, yargılanan, yargılayan olaylar, her şeyin bu sahibi tanıdık biliyor musun dedi. Yani herkesin sahibi tanıdık. İnsan ne kadar rahat etti bilemezsiniz yani onu. Bu her şeyi sahibi tanıdık. Bizim tanıdık diyor. Şimdi bu manayı harfiyle işte bu vücut senin değildir. Ne işime yarayacak? Fikren tamam. Şu anda derste rahatladık. Çıkınca bende ne kalacak? Eğer ben fikir boyutunda, his boyutuna indirebilirsem benim değil. Benim değil. Benim değil. Benim değilse de kiminse ölecek. Derdi kim verdiyse dermanı da o versin. Benimle alakası yok ki. Yani bu seviyeyi kazanmak var ya dünyada herhalde cennet gibi olur. Buyur kardeşim. Yani bir de azalarımızı mesela kendi malımız gibi hor kullanamayız yani. Değil mi? Haramda rastgele kullanamayız. Yani rastgele şeyler dinleyemeyiz, rastgele şeyler yiyemeyiz. Değil mi? İsraf edemeyiz vesaire. Yani emaneti mesela emanetin bağrı yuha olur diye bir laf var Anadolu'da. Yani emanet aldın mı ona çok dikkat edeceksin. Onun kırılması daha kolay olur derler. Ya Onu çabuk. Barla da söylüyor. Kaçtı o sayfaya? Kaçtı. Diyor ki kaldırıp atamazsın. Evet. Tasadduk edemezsin. İbahe ve temlik meselesi. Evet. Sen diyor temlik mülk olarak vermemiş. Sana emanet vermiş orada. Mesela sen beni iftara çağırsan Alaaddin. Çok uzağız ama gerçi. Bir iftara beni çağırsan. Beni çağırdın. Yanıma herhangi birisini alamam. Çünkü niye? Ben davet edilmişim. 327 Varla'da. Ben istediğimi yapamam. Ona eve geldim. Ya bu pilav nasıl olmuş? Bir tavana bakayım yapışır mı? Kaldırıp atamam. Tasadduk edemem. Veremem. Nereye geliyor? Bir organını satamazsın. Bir organını, kanını satamazsın. Kullanmaya müsaade edersin, intihar edemezsin. Evet. Gözünü çıkartamazsın. Manen gözü çıkartmak demek olan harama bakamazsın. Orada geçiyor. 320 değil mi? Buyur 320. kardeşim. Evet. Evet. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Binaenaleyh Malik-i Hakiki'nin daire-i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intaç eden hırs gibi. Malik-i Hakiki'nin daire-i emrinden hariç o vücuda karıştığın zaman zarar vermiş olursun. Ümitsizliği intaç eden hırs gibi. Hırs nasıl vücuda zarar vermek olur? Bunda fikri olan var mı? Bir şey söyleyecek olan var mı acaba? Yani Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinden hariç hareket ettiğin zaman vücuda zarar vermiş olursun diyor. Ümitsizliği intac eden hırs gibi. Hırsın eylemsel hali yeis. İlle bir hırs mal mülk değil ha. Yaşam hırsı,
sihatlı yaşama, uzun yaşama, hırs. Hırs niye böyle beladır? Ümitsizliği doğru. Vücuda zarar vermiş olursun diyor. Ya. Bak hırs neyi doğururmuş orada diyor. Ümitsizliği doğuruyor, değil mi? Sizi. Öyle de, öyle geçmiyor mu alaka? Ümitsizliği intaç eden hırs gibi. Evet. Hırs yani böyle basit düşünmeyin böyle. Malım fazla olsun. Ya bende hırs yok. Arabayı düşünmüyorum. Param fazla olsun düşünmüyorum. Hırs bu değil ki lan. Hırs, hayata hırs. Uzun yaşamak, lüks yaşamak. Yani mesela niye ben hep buna uydum? Gündelik hayatta şimdi korona morona var ya böyle. Uzun yaşama hırsı olunca sıkıntı işte başlıyor. Uzun yaşama hırsı. Oysa kısa ve uzun senin elinde değil. Hiç de önemli değil. 950 sene Nuh Aleyhisselam ve kavmi yaşadı. 63 sene Allah Resulü yaşadı. Uzun, kısalı hiç önemli değil o. İçine ne koydun? İçine ne koydun? Hırs işte. Uzun yaşama tulu emel hırsı. İlla araba mal mülk de şey yapmayın. Ümitsizliği intihac eden hırs gibi diyor. Evet. Bu Kanaat, vücuda kanaat. zarar vermiş olursun diyor abi. Yani şimdi ümitsizliği intac ediyor ya, acaba mesela hırsı nasıl tarif ediyordu üstad? Yani hırs böyle çok kuvvetli istek değil. Yani bir maksada ulaşmak için Cenab-ı Hak basamaklar tayin etmiş kainatta. Yani bir tertip tayin etmiş. Şu şartları yerine getirilirse şunu veririm. Yani bu basamaklardan birinci basamak, ikinci basamak, bu basamakları takip etmek gerekiyor. Sen birinci basamaktan beşinci basamağa atlamak istersen, Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu o şartları geçip daha yukarıya atlamak istersen bu hırs oluyor. Bu da ümitsizliği intac eder diyor. Yani ümitsizlik demek ki daha ilerisi için ümidini kırıyor. Yani insanın terakkisine mani oluyor herhalde. Değil mi? Yani hatta milletlerin Hutbe-i Şamiye'de milletlerin seratan denilen bir hastalığıdır ümitsizlik. Yani kanser gibi. Arapçada seratan kanser demek. Evet. Kanser bedende neyse hırs da ruha öyledir. Yani ümitsiz olduğu zaman bir insanın terakkisi duruyor. Dolayısıyla terakkinin durması ne demek? Yeni vücut mertebelerinden mahrum kalması demek. Evet, mesela uykuda da öyle diyor. Hırsta kullanıyor ya mektubat hırs mevzunda. Aman yatayım, aman yatayım. Uykun gitti. Aman uzun yaşayayım, uzun yaşayayım diye. Mesela rahatını ararken rahatını kaybediyor. Mesela hasta olmayayım diye böyle hırs yapıyor. Yani sebeplere uymuyor. İşte 6 ayda bir check-up yapıyor. 2'de bir hastaneye, acillere falan kontrol ediyor. 2'de bir tansiyona bakıyor. Kilosuna 2'de bir bakıyor. Kilo 2'de bakan kiloyu bırakamaz. Kilo 2'de bir bakan, teraziye 2'de bir çıkan, kilo teraziden inemez, bırakamaz. Hırs her şey, hayatın her safhasında. Ben eylemseli çok seviyorum. Gene ölüm. Uzun, tuğlu emel yaşayayım, çok yaşayayım, hırs ediyorsun. Bu rahatını kaybediyorsun. Sıkıntıya düçar oluyorsun, hasta oluyorsun. Hutbe-i Şamiye'de diyor, değil mi? Ruhta seratan gibi. Kanser bedene neyse, hırs ruha öyledir. El haribu hasir. Öyle mi geçiyor? El Hayır. harisu haribu hasir. Hırs sebebi hasarettir. Yani sihatli olayım diye 2'de bir hastanelere gidenler var ya bu. Sihatını kaybediyor. Ya çok şükür ya. Ne güzel derslerimiz var ya. Bu Risale'nin hayatın kendisi ya. Yani bir papaza söylemiştim, şey papaz diyorum, emniyet müdürüne. Orada kilisede şarap içiliyor ya, şarap içiliyor. Fakat trafikte yasak.
Kilise değiştin, dışarıya çıktın, kiliseye diyor ki gel buraya. Yani hayattan kopuk değil. Risale Nur hayatın içi ya. Buyur kardeşim, kusura bakma. Böyle bazen giriyoruz ama Alaaddin, bağışla ya. Yok, daha böyle müzakere tarzında olursa daha istifadeli oluyor abi. Biri de burada biraz... abi şöyle bir şey de sanki şöyle bir mana da var abi. Hani vücuda zarar veren hırs diyor ya. Evet. İnsanda eğer hırs hakim olursa daire-i hikmet olan dünyada çalışan insanın yapmış oldukları şeyler darul kudret olan ahirete gidiyor ya. Eğer insanda hırs hakim olursa yapmış oldukları dünyada yapmış oldukları şeyler daha çok ademe gidiyor. Yani ahirette semeradar şeklinde değil daha çok ademe götüren şeyler oluyor. Dolayısıyla insanın manevi vücuduna zarar vermiş oluyor bir de. Evet. Güzel. Abi. Buyurun kardeş. Abi hırs yani Allah'tan ümidini kesmek manasında gelir mi? Yani tevekkül etmiyorsun. Hırs gösterse yani Allah'tan ümidini kesiyorsun. Bu sefer bütün ruh sistemini çökertiyorsun. İç alemini çökertiyorsun. Zaten sinirli olmuyor. Doğru, Allah'tan ümidini kesmek de buna dair. Yani Allah'a itimat etmemek, Allah'a güvenmemek. Evet. Allah'ın sana ihsan ettiğini tenkit etmek, beğenmemek manasında da gelir mi? Evet. Yani zaten dedik ya, yani hırs Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, kaynaklı koyduğu Alaaddin sesini açar mısın? Sesini aç. Hayır. Muhammed Poyraz sesini kapatmıyor. Ondan ailevi sesini. Benim sesim kapalı abi. Benim sesim kapalı. Senin burada ha sesin kapalı. Ha tamam. Tamam. Şimdi devam edin ha. Sesinin şey geliyordu da onun için şey abi. Evet yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu tertibe güvenmiyor yani kendisi. Yani Cenab-ı Hak bunu 5. basamakta verir. Böyle bir kanunu var. Sabretmem lazım. Şu kadar zaman sonunda olur bu. Ona güvenmiyor kendisi. Ben bir an önce elde edeceğim onu diyor. Kısmıdır. Evet. Cenab-ı Hakk'a tevekkülsüzlüktür. Evet. Tevekkülsüzlüğü netice verir. Devam ediyorum. Biri de bela ve musibetlerdir. Bunlar zaildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse zıtları zihne gelir, lezzet verir. Yani insanı alakadar eden fakat gafil olarak yaşadığı, tam mahiyetini ve akıbetini bilmediği meselelerden biri. Mevzunun başında öyle dedik. Bunlardan biri de bela ve musibetlerdir. Yani insan bela ve musibetlere karşı isyan eder, bunların altında ezilir. Hayır, halbuki bunlar zaildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülmesi lazım. Yani bela ve musibetlerin geçici olduğunun düşünülmesi lazım. Öyle olursa zıtları zihne gelir. Lezzet verir. Yani mesela hastalık diyelim. Hastalığın geçici olduğu düşünülürse ne olur? Sıhhat zihne gelir. Yani bu hastalık var ama inşallah Cenab-ı Hak şifa verecek. Belli bir vazifesi var. O şifa devam edip gidecek. Yani zıttı düşünüldüğü zaman onun nimet ciheti akla geliyor. Yani bela ve musibetin zıttı nimettir. Yani nimetlerin anlaşılması için zaten bela ve musibet verilmiştir. Yani asıl olan
sıhhat nimetidir, şifa nimetidir. Değil mi? Vücudumuzun sağlıklı yaşamı, hayatın devamıdır. Asıl nimet budur. Bunun anlaşılabilmesi, bunun devamlı hissedilebilmesi için, bu yani bu nimetin, lezzetinin devamlı hissedilmesi için hastalık verilmiştir, geçici olarak. Yine 32. sözde miydi abi? Tamam, hatırlayamadım ama az bir elem çok lezzeti netice verir. Az bir lezzet çok elemi netice verir diyor. Yani mesela diyelim ki nokta, yani bir hastalık oldu, nokta kadar bir hastalık. Bu hastalık bitti. Hastalık bitti diye mesela birinci gün diyelim şükrettiniz. Yani çok şükür kurtuldum bu hastalıktan. Mesela. Şimdi bunun lezzeti orada bitti mi? Hayır. İkinci gün çok şükür bitti. Çok şükür bitti. Böyle bakın. Yani bir günlük hastalık bir ömür belki lezzeti netice verir. Hatırlandıkça, deşildikçe, düşünüldükçe lezzet verir. Zıtları zihne gelir. Şöyle diyor, geçici lezzet de vadeli elemi netice verir diyor. Yani mesela diyelim ki lezzetli bir anın var, bitti, geçti. Tüh niye bitti falan dersin. Devamlı o da elem verir. Ve onun da elemi bitmez yani. Sanki şimdi bu korona vesilesiyle abi bazı şeylerin kıymetini daha çok anladık. Mesela bir araya gelip ders okuyabilmek, beraber işte böyle faaliyetlerde bulunabilmek. Bunun da kıymeti sanki daha güzel anlaşıldı. Evet. Tabii çok iyi anlaşıldı. Yani insan şimdi ülfet bilası var ya, yani hasta olmadığı zaman, değil mi? Yani sıhhate ülfet ediyor. Yani sanki hep sıhhatli olmak gayet normalmiş gibi. Yani sıhhatli olmanın, yani Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufu olduğunu, bir nimeti olduğunu unutuyor adeta yani. Şeyde yani bunun yeknesak devam eden bir kanun, yani zorunlu bir kanunmuş gibi. Tabiat Risalesi'nde öyle diyor ya, yani tabiattaki kanunlar devamlı yeknesak bir şekilde işlediğinden bunu zorunlu bir kanunmuş gibi zanneder insan. İnsan hasta olmadığı zaman sıhhati de böyle bir, yani işleyen haşa bir tabiat kanunu gibi, yani böyle zorunlu bir kanun gibi telakki etmeye başlıyor. Ancak hastalıkla o perde yırtılıyor yani. O bir yani zorunlu bir kanun değil, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. İsterse geri alır. Onu ihsas ediyor. Evet. Biri de sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Demek ki burada misafiriz. Buradan çıkacağız. Dünyada da misafirsin. O halde aziz olarak çıkmaya çalış. Aziz. Evet. İzzetli olarak çıkmaya çalış. Yani ne demek izzetli olarak çıkmaya çalış? Mesela diyelim ki yani bir eve misafir oldun mesela. Şimdi misafire ikramlar edilir, değil mi? Yani misafir hiçbir zahmete katlanmaz yani. Her şey önüne gelir. Yani çok rahat eder. Şimdi mesela orada şimdi elektrikten istifade ediyorsun. Bak, bedava. Yani sudan istifade ediyorsun bedava. Ev sahibi sana böyle cömertçe içtenlikle ikramlarda bulunur. Şimdi
sen misafir olduğunu unutup kalkıp gitmek zamanı geldiğinde gitmezsen ne olur? Yani ev sahibi önce biraz somurtmaya başlar yani. Daha da gitmedim. Yani artık polis çağırır, kelepçeyle götürülürsün ya. Şimdi bak, orada misafir olduğumu bilsen, tamam, misafir olduğumu bilsen, zamanı gelince de izzetinle kalkıp gitsen, aziz olarak, izzetli olarak çıkıp gideceksin. Ve kendi evine gideceksin. Kalkacaksın, kendi evine gideceksin. Aziz olarak çıkacaksın. Ve güle güle denileceksin. Ama misafir olduğumu unutup orayı sahiplenirsen böyle, kalkmazsan böyle zorla kelepçeli olarak çıkartırlar. Yani aynen onun gibi dünyada da insan misafir olduğunu bilirse Cenab-ı Hakk'ın her türlü ikramından bedava istifade eder. Ne onları efendim muhafaza zahmeti çeker, efendim ne fatura zahmeti çeker, değil mi? Güneşten istifade eder, suyundan istifade eder vesaire. Zamanı geldiği zaman da Cenab-ı Hak başka bir aleme göçmeye, 17. sözdeki ifade ettiği gibi bir meyelan-ı engiz verir. Tamam mı? Zamanı geldi, gitme zamanı geldi der, izzetinle çeker gidersin. Ama misafir olduğumu unutur, dünyayı mal sahibi gibi sahiplenirsen, o zaman buradan kelepçeyle, zorla çıkartırlar. Zelil olarak gidersin yani. Hadis-i şerif var ya, yani müminin ruhu tereyağdan kıl çekilir gibi alınır. Kafirin ruhu ise efendim bir yün yumağının içine atılmış bir dikenin çekilmesi gibidir. Yani adeta her şeyini, dünyadaki bütün bağlarını kopartarak gelir yani. Vücudunu mucidine feda et, mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bad-ı heva zail olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Vücuduna itimat edersen ademe, yokluğa düşersin. Çünkü ancak vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihat-ı erbasıyla, dört cihetiyle ademler içerisinde kalır. Ama o noktayı da elinden atarsan vücudun tam manasıyla nurlar içinde kalır. Vücudunu vücudun terkiyle vücut bulunabilir. Ne demek? Vücudun terkiyle. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceksin. Evet. Sahiplenmeyeceksin bu vücuduna. Vücudunu mucidine feda ettin mi? Onun adına yani. Sahiplendiğini, bütün geçimi, sıkıntısı, ölümü de senin dert oluyor. Vücudunu terkiyle vücut bulunabilir. Mülk ile vücut farklı. Mülk zahirde beden, vücut ise enfus tarafı. İçsel alem.
onu terk edeceksin. Yani davayı sahiplenmeyeceksin. Tabii konuşuyoruz şimdi de bunu konuşa konuşa tefekkür ede ede fikir his oluyor. O zaman his oluyor. O zaman keyif veriyor böyle. Buna şey diyor usta. Şuur olmadan izanika. İzan oluyor. Suratlı bir şekilde intikal. Yani benim değil. Mesela, benim değil. Mesela şey diyelim ki kendi kuvvetimize güvensek. Değil mi? Kendi kuvvetimize. Yani senin kuvvetin bir hiçtir yani. Bak kendi kuvvetime güvendim. Yani bir vücut verdim kendime. Yani kuvvetim var dedim. Var demek kendi kuvvetimin vücudu var. Yani var dedim ama var demekle çok yani bir hiç yani hiçtir kendi kuvvetim. Değil mi? Yani o vücudu da kaybettim. Ama kendi kuvvetim yok. Kuvvet ancak Allah'ındır desem Allah'ın kuvvetine sahip olmuş oluyorum bir nevi. Tabir yerindeyse. Üstad şey diyor. Yapılanmaz formülünü söylüyor. Az, fakr, noksan, kusurunu derüte etmek. Tamam da bu acizlik demek, bu soğuğa sıcağı, işte şeyim benim değil falan. Ben eylemseli çok sevdiğim için acizliğin fikredip, hissedip, mahsedip zevk edersek. Yani acizlik nereye aynadır? Zata. Vacibul vücud o nispette var olur. Alemimizde tayin ve teşahhus eder. Acizliğin kadar. Fakirlik, beka istiyorum, ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, bir anda her yerde olmak istiyorum. Ama bunun fakiriyim. Öyle bir saltanatın fakiriyim. İmdat diye bağırıyorum. Yok mu ebed? Sonsuzluk, imdat. Kimse cevap vermiyor. Bir yer hariç. Ahiret diyor ki senin istediğin bende var. Fakirliğin kadar ahiret aleminde ihtiyaç olur. Ahiret tahmin eder. Ahiret ortaya çıkar. Fakirliğin kadar. Ne oldu? Atsin kadar vacibül vücud tayyum ve teşahhus eder. Fakirliğin kadar ahiret taayyun eder. Noksanlığın kadar beşeriyetten çıkıp insan olursun. Aç, fark, noksan. Kusurunu derüste ettin mi ne kadar etmişsen sır insani ene o kadar sıyrılır. Her şeyden sıyrılır. İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'nin dediği gibi daha ahirete gitmeden dünyada fethuli fi değil mi? İçine alıyor. Fi ibadi ve tuli cenneti dünyada da yaşıyorsun. Yani burada az fark noksan kusur yokluğunu bilmek zannediliyor ki yokluk yok olmak içindir. Oysa vacibul vücut alemi de Allah'lık hakikatinde var olmaktır. İşte az fark noksan kusur. Başka bir formül var. Az noksan şefkat tefekkür değil mi? Şefkat tefekkür. Hangi yöntemi alırsan al. Ama bu yöntem, birinci yöntem zirvedir. Acizliğin kadar vacibül vücut, fakirliğin kadar imani bil ahiret, noksanını derüfte etmek. Noksanını. Mesela nereden geliyor o? Kur'an söylüyor. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın. Şeytan oldu. Adem aleyhisselam demiş ki ya Rab ben nefsime zulmettim. Yusuf Aleyhisselam da öyle. Nefsime zulmettim diyor. Bak kusuru derüfte etti. Nerede geçiyor? 26. söz kadar var ya. Oradaki zeyilde geçiyor orada. Kusuru derüfte edeceksin. Atfak, noksan, kusur. Ne var ki şey? Kusur. No, kusuru derüfte ettin mi? Beşer doğdu insan. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar, beşer şerlerle doludur, sıyrılır şerlerden, insan olur. Evet Alaaddin. Enaniyetin mahiyetini bilmek diyor ya, yani enaniyete vücut rengi vermek gibi. Yani vücut rengi vermezsen enaniyete,
Değil mi? Nihayetsiz bir vücudu kazanırsın. Vücut rengi verirsen yok olursun yani. Diyelim yani aynadaki yansıma kendine bir şey verse, yani bendendir dese, yoktur yani o. O parlaklık kendinden değildir. Aynanın öyle bir parlaklığı yok. Ama benden değildir dese ayna, değil mi? Yani güneşi kazanmış oluyor. Bak Yozgat Nur ne yazmış? Ne göndermiş? Alaaddin, senin memleketinden hemşerin. Ey zahirden, acizlerden medet umup bağlanan, gir bu nurun alemine, fanileri çağırma. Allah Allah. Ayıl artık gaflet sarhoşluğundan, durma uyan. Hevesatın bir ejderdir, kalbini kemirecek. Yarın mesut olacaktır yoklukta hakkı bulan. Nura ver nakdi ömrü, yarın sana verilecek. Huzuruna uhrada ihtişamlar seni. Emirdağ layıkasında. Harika maşallah. Allah Allah. Evet. Hatime veriyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.